Hani başkanımızın Allah nasip ederse bizlere yardım olacağını da biliyoruz. Dernek olarak olsun, mahalle olarak olsun, çevre olarak olsun. Biz dernek olarak yalnız biz, yalnızız. Mahalle olarak yalnızız. Bunu yıllardır biliyoruz. Gelen belediye başkanlarımız önce kendi çevresine bakıyor. Zübeyde'nin mahallesinde Orhan Bey de biliyor bizimle beraber. Hacı abi de biliyor. Biz ulaşacağımız yerlere hiçbir zaman ulaşamıyoruz. Belediyelerden randevu istiyoruz. Şu anda yine alamıyoruz. Seçim arifesine girdik. Ayın 18'den sonra da halen daha yok. 4 yıldan beri burada derneğimiz var. 23 yıldan beri burada oturuyoruz. 23 yıldan beri Gazi Osman Paşa dahilinde, Sultan Gazi dahilinde halen belediyelerimizden mahallemize yol yapılacak yok. Kanalizasyon yolu böyle aynı geçti, yarım yalak geçtiler. Artı buradaki sorunlarımızı Sayın Ali Başkanım da bizlerle beraber dinlesin. Eğer Allah nasip ederse Ali Başkanımız seçimimizi alır. Almasını tercih ediyor zaten her gelen başkanlarımıza da böyle yardımcı dua ediyoruz. Hayırlısı kimse olsun diye. En çok bize başkanım. En çok. Şimdi bizleri dışarıdan görürüz ama ordulular dediği zaman şimdi şöyle diyorlar. CHP'ye oy vermiyor. Hayır kardeşim, bizim köydeki beldemiz şu anda halen CHP'ye hayır. Belediye başkanımız CHP'den. Ha, biz parti olarak ayrım yapmıyoruz ama dedemizin gününden beri gelen partimiz, dedemizin partisinden beri gelen oylarımız, seçimleri, beldemiz şu anda kaybettiğimiz halde bile adayımız Enver Sekmenoğlu ilçemize aynı CHP'den adaylığını koydu. Arada illaki herkesin dediği gibi bir CHP'ye verecek, AK Parti'ye verecek diye var. İlla arada kaçaklar olur. Kaçakların zaten biz durduramayız. Değnek olur. Sayın Ali Bey inşallah nasip ederse Orhan Bey bize tanıştırma amacıyla bizlere getirdi. Biz de bugün tabi burada iki yeri toplantımız var. Buraya gittik geldik. Sorunlarımız çok. İnşallah Ali Başkanımız alır da der ki telefon ettiğimiz zaman telefonumuza cevap verir. Çağırdığımız zaman kendi ulaşımımızda ilçe başkanlarımız var. Meclis üyelerimiz var. Bunlarla bizi bir yere getirip görüştürür. Sorunlarımızı çözer. Sorunlarımız belli olan şey şu anda yıkım var diyorlar. Söylentilerimiz var. Gece kondu çevresinde. Tabii 23 yıldan beri biz geldik Temel Atakan'a bile burada yıkım vardı. İnşallah yine de olmaz. Başkanımız da bizden olursa. Der ki ben sizlerin toplantılarınızda söz demeyelim. Ağıtları olsun. Söz dersek şimdi seçimin başına geçmeden kimse ağıt ve söz veremez. Der ki ileri dönük Allah nasip ederse kazansak sizlere mahallelerde yardımcı olacağız. Çevrenizi düzeltmelerini yapacağız. Yollarınızı yapacağız. Hep söylentilerimiz hemen olur. Bizim sorunlarımız ormandan sıkıntımız var mı deydi. Zamanında Orhan Bey biliyor. Ormanlara girilmiyordu. Halen daha da sağ olsun bazı arkadaşlarımız ilgileniyor. Yerine çıkanı takip ediyor. Gece vakti akşam üzeri mekanınızda konuk ettiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum, saygılar sunuyorum. Ben de yaklaşık 2 yıl boyunca sivil toplum örgütlerinde görev yapan bir kardeşinizim. Şu anda da federasyon başkanlığı görevim devam ediyor. Tabi dernekçilerin sorunlarını burada güç etmiş olan bizlerin toplanarak tekrar var izleme ordusunu pekiştiren yapılar olduğunu da biliyorum. Aslında biz metropolde kültürümüzle, yaşantımızla biz de bir değeriz. Bizi de kabul edin. Biz buradayız demek istiyoruz. Yoksa baktığımız zaman bu tarz örgütlenmeler hiçbir mevcut bulunduğumuz, yaşadığımız yerde yok. Yani bir Adıyamanlı'nın Adıyaman'da bir dernek kurmasına ihtiyaç yok. Demek ki bunlar ihtiyaçtan doğmuş. İhtiyaçları gidermek için bir araya gelen şahsiyetlersiniz. Öncelikle
başkanımızın da bahsettiği gibi gerçekten derneklerin, sosyal toplulukların sosyal sorunları dile getirmekte ve çözüm bulmakta çok zorlandıklarını ben de biliyorum. Bu vesileyle öncelikle Allah'ın izniyle biz alırsak burada mevcut olan il bazında gerekli komisyonlar kurulur. Ciddi anlamda bir sivil toplum merkezi, sivil toplum örgütleri merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bunu amaçlarken hem burada yaşayanların sorunlarını dile getirmesi anlamında, hem halkın da yönetimde varız demesi anlamında bir sivil iradeyi temsil etsinler istiyorum. Çünkü baktığımız zaman evet, ya bu parti ya şu parti bizi temsil ediyor. Çünkü temsilde adaletin reelde gerçekleşmediğini bilen bir kardeşinizim. Yarınki yönetişim modelimizde sivil toplum örgütlerinin de inisiyatif aldığı, bölgesiyle, lokal yeriyle ilgili sorunlar dile getirdiği, onları bu yönetime katkı vermek anlamında bir durum sergileyeceğiz alırsak. Bakıyorum şimdi sevgili başkanımız özellikle burasıyla ilgili birçok sorunları dile getirdi. Tabii en son bir yol geçecek galiba, birçok konut etkileniyor. Onunla ilgili buranın yer altına alınması gibi bir projesi var. O projeyi eğer uygulayabilirsek böyle bir mağduriyeti giderme imkanımız var. Onun görüşmeleri, büyükşehir'i alırsak bunun görüşmelerini yaparız. Bir ikincisi, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sosyal, demokrat ve halkçı bir belediyecilik olarak biz vatandaşın yanında yer alan siyasi partiyiz. Ben eğer sizin yanınızda yer almayacaksam Allah bana nasip etmesin. Ben sizin malınızı sizleri mağdur edip birilerine peşkeş çektireceğim, Allah bana nasip etmesin. Onu öncelikle söyleyeyim. Ama tabii ki burada bu şekilde ben geçen gün yaklaşık 3-4 ay önce bu Zübeyde Hanım'ı gezdim. Yaşanılabilir kılmamız lazım. İnsanlar yaşıyor. Bunu yaşanılır kent görünümüne ve orada oturanların da yaşamdan pay alması gerekiyor. Bunu tekrar birlikte oturup sizin hak yasal çerçevede tekrardan gözden geçirmemiz gerektiğini söyleyeyim. Çünkü ne kanalizasyon var orada, ne orada bir çocuk gitse derede kışın bana göre orada çok açık, apaçık boğulma da olur. Yani hiçbir şehir görüntüsüne yakışacak bir durum değil. Çevresiyle, işte yaşam alanıyla biz bunlara birlikte çözüm üreteceğiz. Değerli Ordulu Meclis Üyesi kardeşimiz aranızda sizlere de takdim etmek istiyorum. Ertan Coşkun. Biz özellikle şahsım olarak demografik yapının yönetişimde ön planda olduğu bir meclis üyesi listesini yapmaya çalıştım. Çünkü bize oy versin vermesin. Ben bunu baz almadım. Ben şunu baz aldım. Eğer belli bir yoğunluk kitleye sahipse burası, onların sorunları daha çoktur. Onların dertleri daha çoktur. Çözme anlamında bir temsilcisinin en azından gittiğinde dokunabileceği, aynı kültürü paylaşmış, aynı hissiyatı sahip şahsiyetlerin bu soruna daha duyarlı olabileceği düşüncesiyle biz böyle temsilde adaleti bu şekilde açıkçası meclis üyelerimize yansıttık. Tabii biz buranın yaklaşık 26 projemiz var. Burayı yaşayan bir kent kılma anlamında buraları trafiği, buranın aydınlatma, sokakların aydınlatılması, taş ocakları, sağlık, işte yeşil alanlar, eğitim, birçok yaklaşık burada şimdi sayamayacağım. Yakın zamanda 26 tane projeyle karşınızda olacağız. Biz burada çıkıp sadece evet ya biz adayız, değişim dönüşüm istiyoruz ama onun için bize oy verin demiyoruz. Biz değişim dönüşüm isterken de gerekçelerimizle destekliyoruz. Burayı yaşam haline, yaşanılır bir kent haline sokmak için adayız.
Bu vesileyle de ben ekibimle burayı en güzel, en modern bir şehir yaşantısını ve yaşamı buraya yansıtacak olan bireyleriz. Sizler yeter ki el ele verin, birlik olun. Biz burayı alacağız. Havada, iklimde buna müsait. Türkiye bir değişim, dönüşümü arzuluyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin uşaklarıyız. Ben şu ana kadar birçok yerde söyledim. Hiçbir siyasi partinin bir çayını içmiş değil. Ben inanmamış olsaydım, sosyal demokratların yaşam modelini yansıttığı biçimi benimsememiş olsaydım, siz yoldaşlarıma, kardeşlerime, ablalarıma bana bir oy verin demezdim. Ben inanmadığım yerde bir saniye olsun boşuna burada ter dökmem, size de gelin dökün demem. Bana, bize bir şans verin, bir değişimin, dönüşümün burada en mükemmeli birlikte yaratacağını sözünü veriyorum. Saygılar sunuyorum, soruları da alırım. Mahallemizin sorun problemlerini dile getirmek istediğimiz süreçler de maalesef 400 senede bir, yani bu son 3 ay 4 seçimlere kalan böylesi çalışma içerisinde bulunuyoruz, böylesi söylemlerde bulunuyoruz. Aday arkadaşlarımız ya da meclis arkadaşlarımızın çalışmaları 400 senede bir gelirim yükseliyor mahallemiz. Onun dışında şu andaki mevcut olan belediyemizin bunların hiçbir çalışması olmadı, taleplerimize cevap vermedi. Bire bir, 3 sefer, 4 sefer gidip makamında yer etmemize rağmen maalesef ondan ilgili. Bununla ilgili pratikalında bir cevap vermedi. Vermediği gibi de psikolojik bir baskı sanki altın altına bizi tehdit eder gibi tavır sergilemeye başladılar. Mesela bunlar da örnekleri nelerdir? Mahallemizin en büyük sorunlarından birisi. Ciddi anlamda uyuşturucu gençlerimizi aldı götürüyor. Onun dışında bir yozlaşma kültürü. 13-15 yaşlarına kadar düşüyor uyuşturucu belası. Onun dışında da iki tarafa giriş yaptı. Mezarın girişte kent ormanı diye adlandırdığı ilk alanlarının. Denetimsiz. Yani koşullu bir şekilde sanki mahallemiz yozlaştırılıyor ya da baskı oluşturuluyor bize. Biz böyle algılıyoruz. Kavuları. Mesela şu kadınlarla ilgili problemin dışında da sokaklarımızda saat 7'den sonra erkekler dahi eve giderken tedirgin arkasına bakar. Biz bunu dile getirdiğimizde de bu kitleplerle paylaştığımızda sadece yerelde bir iki STK'nın dışında kimse ilgilenmiyor burayla. Başıboş bırakılmış. Sanki bu gece konuda oturanlar buranın ötekileri. Farklı bir yaklaşım, farklı bir konuşma. Başkanımızın söylemlerinin hepsine katılıyorum. Sorun problem burada. Siyasidir. Sorun problem burada. Emekçi halkların burada kendini ortaya koyuşu art talepleridir. Onlara göre sorun anlamında söylüyorum. Sorun burada. Kendilerinden olana sus payı vermek, kendilerinden olmayanı da ötekileştirmek. Böylesi bir çalışma alttan alta. Hani bu bahsediyoruz ya işte paralel yapalım. Bizim kendi işimize de paralel yapalım oluşuyor. Bizim amacımız, isteğimiz de bu mahalleye yarın bir gün dönümüz ister. Başkan olursanız. Bir söz istiyoruz aslında, açık söylüyoruz bunu. Yani mahallemizin kentsel dönüşümle ilgili bir düşünceniz var mı? Su havlusuyla ilgili bir düşünceniz var mı? Arıtma tesisiyle ilgili bir düşünceniz var mı? Hani benim belki söylemedi ama benim herhangi bir yerde bir... Kayseri'lisi, Ordu'lusu, Elazığ'lusu, Samsun'lusu, Trabzon'lusu, Giresun'lusu, yani Vanlısı, Bitlisi, Diyarbakır'lısı. İç içe yaşadık, iç içe yani ayrımız gayrımız olmadı. Meslek ayrımı, memleket ayrımı, bu yapmadık. Bizim ayrımımız sadece kişilik ayrımıydı. Onun harici bir ayrımımız olmadı. Meydanın mahallesinde 5300 küsur tane gece kondumuz var. Ve alan içerisinde bir tane çocuklarımızın oynayacağı park yok. Ve yaşlılarımızın, gençlerimizin oturabileceği lokal bazında
kahve bazında, spor kulübü bazında bir tane alanımız yok. Ve sağ olsun, şimdi biz kimseyi eleştirmiyoruz. Tabii eleştireceğimiz yerde de eleştiriyoruz. Daha öncelikle belediye anlayışı, Gazi Osman Paşa dönemi olsun, mahallemize en ufak bir çivi çakıldı. Sultan Gazi'nin işi oldu. Allah razı olsun. Belediye kendi çapında, işte çevre düzenlemesi adında, işte halka açmak için bir alan yarattılar. İşte kötü görüntü bazında görünen alanımızı duvar çekildi. Bazı kötü görüntülerimiz kapatıldı. Yalnız bunlar yetersiz. Biz burada samimiyet ve dürüstlük bazında hangi parti olursa olsun yeter ki samimiyet ve dürüstlük bazında yürüdüğü takdirde yani bu kadar insan, bu kadar halk tabii ki arkasından gidecektir. Bizim burada sorunlarımızdan birimiz tapudur. 38 yaşındayım. 38 yıldır da burada ikametgah ettiğim. 5 kilometre yol yürüdük okulumuza gidebilmek için. Şimdi benim çocuğum yine aynı şeyi yaşıyor. Aynı sorunu yine yaşıyoruz. Sokaklara baktığınız zaman evet çok güzel bir ortamda yaşıyoruz. Mükemmel yani İstanbul'un göbeğinde böyle doğayla iç içe yaşamak her insana nasip değil. Yaşayalım, o güzelliği görelim. Ama biz burada ailemizi alıp da işte alan içerisine gidemiyoruz. Çocuğumuzu götürecek bir parkımız yok. Belediyemiz alan içerisinde bir salıncak, bir kaykay yapmış. Ailemizle çocuğumuzu oraya götüreceğiz. Etrafa baktığınız zaman her alkol, uyuşturucu müptelaları. Şimdi ailemizle biz o alana gezemedikten sonra, ailemi götüremedikten sonra o alanın bana hiçbir faydası yok. Buradaki hiçbir vatandaşa faydası yok. Biz şöyle düşünüyoruz, kendi çevremde, dostlarımla, arkadaşlarımla, komşularımla. Büyükşehir Belediye Başkanı Bey'imiz sanıyor. Evet, çalışmasını çok beğeniyoruz. Yani İstanbul dışına memleketlerimize gittiğimiz zaman Şişli Belediyesi, Şişli Belediyesi, Şişli Belediyesi. Bu mükemmel bir şey. Sarıgül Belediye Başkanı adayımız, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, Gazi Mahallesi'ne kadar teşvik ediyorsa, Sultan Çiftliği'ne kadar teşvik ediyorsa, burada bu kadar vatandaşız, bu kadar insanız. Buyursun, gelsin, sizler de buna müdahil olun. Özellikle bunu istirham ediyorum ve rica ediyorum. Buyursun, gelsin, şu gece konduğunun sesini bir dinlesin. Eşlerimiz pazara gidiyorlar, pazara gittikleri zaman geçen perşembe günü bunun çoğu burada oturan komşularım, arkadaşlarım gibi 6 tane bayanın pazar parası çalıyor. Yani bu insan ne şartlarda gidiyor ve nasıl bu yolda gidiyor? Pazar kapandıktan sonra baktığınız zaman tabloya bayanlar yüzlerini kapatarak oradaki çöpü topluyor. Evine götürebilmek için. Market önlerinde akrabamdır kendisi. Dükkanı kapattıktan sonra Allah kimseye yokluğu göstermesin. Biz yokluğu yaşadık. Burada yaşayan komşularım da var. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Dostlarımla, arkadaşlarımla, kardeşlerimle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama hiç kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Ne AK Parti'ye duyurabiliyoruz, ne CHP'ye duyurabiliyoruz. CHP, Gazi'nin kalesi olduğu halde kaybetmiştir. Ve bir tane meclis üyemiz ve ben bu sorunları dile getirdiğim halde ben kusura bakmayın başkanım sizi eleştirmek zorundayım. Sizi değil kurumunu eleştirmek zorundayım. Çünkü vatandaş olarak ben burada hizmet bekliyorum. Samimiyetlik bekliyorum. Bu sorunlarımızı dile getirdiğimiz halde hiç kimse gelip ilgilenmiyor. Yani buradaki vatandaş varoş kesmeyiz evet ben varoşum. Ama neden? Vatandaş değil miyiz? Bizler oy kullanmıyor muyuz? Vergimizi vermiyor muyuz? Mahallemize sahipleniyoruz, tepki topluyoruz. Bu uyuşturucu 13 yaşındaki çocukların eline düşmüş. Emniyet yok, devlet yok. Biz kime gideceğiz ve kime derdimizi anlatacağız? Bizler de kendi aralarımızda çeteleşip, yani bir kaosun içine girip de bunu mu yapmak gerekiyor? Bu sorunlarımızı özellikle başkanım, inşallah Allah yolumuzu açık etsin, hayırlı olsun diyorum. Gözlerim açıldı tabiri caizse. Bu güzel mekanları size bırakmamak için kapitalist düzen sürekli yarışır abi. Yani bunu öncelikle söyleyeyim. Yani buraya göz dikenler burayı almak için tüm çaba, emeği sarf edecekler. Bunu birisi kimisi kentsel dönüşüm diyor.
kimisi işte iyileştirme çevre düzenlemesi diyor. Size yol yapılmaması, işte yer yapılmaması, sizi burayı ücra köşe güvenlik sorunuyla sizi baş başa bırakmasının ana temelinde bu olduğunu düşünüyorum. Yani ben bununla ilgili gerekli görüşmeleri yapmadım. Ama bu işte uyuşturucuyla ilgili özellikle Sayın Kaymakamımızı ziyaret ettiğinizde ben bunu kendime bir görev addettim. Eğer varsa uyuşturucu müptelasından kurtulmak isteyen varsa muhakkak telefonlarında özellikle verdi. Ben gerekli desteği vereceğini söyledi. Tabii bunu sadece uyuşturucu müptelasına maruz kalanları rehabilite etmekten çok engellemek lazım. Kesmek lazım. Yani siz önce alıştırdıktan sonra alışan biriyi işte topluma tekrar kazandırmaktan çok sebeplerini bitirmeniz gerekiyor. Onunla ilgili somut bir şey söylemedi. Onunla ilgili aslında ciddi çalışmaların olması lazım. Bu bireyin bizlerin yapacağı değil, devlet denen olgunun asayişi sağlamakla yükümlü olan kurumların yapacağı işler. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani kentsel dönüşümle de ilgili parti politikamız şu, biz yerinde dönüşümü, özellikle sizin Mülkiyet Gözcan kardeşimle de 20 kaç yıldır burada oturuyorum, 30 kaç yıldır buradayım. Biz sizin burada oluşmuş olan bağları koparıp sizi yurtsuz bırakmak gibi bir hedefimiz yok. Bir amacı da olan. Yani bir siyasi partinin amacı bireyleri yarına umut, huzurla taşıyacak bir yaşamı vaat etmesi. Ben size dersem ki yarın şöyle olacak, siz mutlu yatarsınız. Mutlu yattığınız zaman keyifli kalkıp ona göre iş yaparsınız. Siz yarın burası yıkılacak derseniz siz işe gidemezsiniz. Gittiğinizde kendini işe veremezsiniz. Yani işinde aslında siyasetin özü bu kadar basit bir denklem. Burada yaşayan halkı mutlu ve huzurlu edecek projeleri, işte planları uygulamaktır. Şu kent ormanının da yaşama katılması gerekiyor. Yani yaşama derken özellikle sadece kent ormanımız Sultan Gazi'yi besleyebilecek noktada büyük bir alan atıl durumda. Belki biraz işte son zamanlarda biraz çevresi değiştirildi, belki gidiyorsunuz ama sadece piknik yapılıp kendinizin yaptığı değil de sosyal aktivitelerin olduğu, insanların geceli gündüzlü olduğu, ışıklandırmanın olduğu, ben böyle yaşayan bir, eğer orman diyorsanız orman, eğer park diyorsanız bir park olarak düşünüyoruz. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Her ne kadar bugün belediye başkanı adayımızla beraber buradaysak, ben de onunla beraber yol arkadaşlığı yaparken aynı zamanda Zübeyde Hanım Mahallesi'nde oturan birebir sizinle beraber acı sorunları yaşayan bir arkadaşınızım. Adım İsmet Elmas. Orada size soru soran iki arkadaşım da benim halamın çocuğudur. Burada gördüğüm kadarıyla çok güzel bir demokratik yapı söz konusu. Elazığlısını görüyorum, Malatyalısını görüyorum, Sivaslısını görüyorum, Ordulusunu görüyorum. Biz yıllardan beri zaten bu mahallede bu şekilde iç içe yaşamış çok barışık bir şeyiz, bir toplumuz. Bu anlamda her ne kadar sizin yanınızda olsam olmama rağmen, sizinle beraber yol arkadaşı olmama rağmen, belediye meclisi aday olmama rağmen ama birinci derecede benim için burada Zübeyde Hanım Mahallesi'nde oturan insanların sorunları kendi sorunlarım olarak gördüğüm için onların yanında olurum, sizin yanınızda olmam, bunu böyle bilesiniz. Sizden hepinizden destek katkısını bekliyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler sunarım arkadaşlar. Yok öyle. Ne kadar olsun? Doğrusu da olur. Öncelikle bize bu mekanı açtığınız için sevgili dernek başkanım ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili başkanım, belediye başkanım programlarıyla, projeleriyle ilgili bir iki söylemde bulundu. Ümit ediyorum bizim hafta içi projelerimiz ortaya çıktığı vakit ki bunlar hepsi hazır. Çok daha iyi algılayıp göreceksiniz burayla ilgili çalışmaları.
Şimdi sevgili arkadaşım soruyu sorarken Cumhuriyet Halk Partisi deyince sevgili başkanım belediye boyutuyla, tabii bir de biz de siyasi boyutuyla söz hakkı, söz almak ihtiyacı hissettim. Şimdi sevgili arkadaşlar, Sayın Başbakanımız yaklaşık 10 yıldır, 11 yıldır başbakanlık yapıyor. AKP iktidarı yaklaşık 11 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'ni hükümetlik yapıyor. Hemen o hükümeti çok fazla hükümetin çalışmalarına dokunmadan bir şeyi ifade ederek sözüme başlamak istiyorum. Sayın Başbakanım şunu açıkça ifade ediyor. Diyor ki Türkiye ekonomisi artık ilk 17'de diyor. Ve gayri safi milli hasılanın kişi başına düşen gelirin gayri safi milli hasılanın yaklaşık 800 milyar dolar olduğunu söylüyor. 800 milyar doları böldüğünüz vakit yaklaşık 10 bin doları 11 bin dolar civarında kişi başına düşen gelir olarak ortaya çıkıyor. Şimdi Sayın Başbakanım bu hesabı çok doğru. Sevgili hükümetimizin bu hesabı da çok doğru. Gerçekten kişi başına düşen gelir 11 bin dolar civarında. Hani diyor ya nereden nereye getirdik diyor. 2000 dolarlık gayri safi milli hasılayı 11 bin dolara getirdik diyor. Çok doğru ifade ediyor. Ama arkadaşlar doğru olmayan bir ifade var. Bakın 21. yüzyılın modern Türkiye'sinden bahsediyoruz. 2023 yılı hayallerini ortaya koyuyor Sayın Başbakan. Ama arkamıza baktığımız vakit çağdaş, modern bir ülkeye yakışmayan bir tablo sergilemesiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu ülkede yaşayan yaklaşık 76 milyon nüfusa sahip olan insanların %80'i %20'lik payı paylaşıyor. %20'lik kısmı ise bu ülkenin gayri safisini %80'ini paylaşıyor. Şimdi soruyorum size. Burada şu toplantı içerisinde olan arkadaşlarımızın 10 bin dolar alan gayri safi milli hasılada kişi başına düşen gelir noktasında 10 bin dolar alan var mı? Yok. Yok. Toplumumuzun %80'i 2 bin dolarlar civarında. Ama gelir kalan kısım çok doğru, ülke büyüyor, gelişiyor. Ekonomik anlamda da gelişiyor. Ama zengin alabildiğine zenginleşiyor. Fakir ve orta seviyedeki vatandaşlarımız hala aynı noktada kalıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili başkanım söyledi, size de söz veriyorum. Sevgili başkanımın şöyle bir inancı da var. Sevgili başkanım çıkıyor diyor ki 30 Mart'ta ben Cumhuriyet Halk Partisi rozetini çıkaracağım, Sultan Gazi'nin tamamının belediye başkanı olacağım diyor. AKP'nin de, MHP'nin de, Saadetçisi'nin de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, BDP'lisi'nin de. Sultan Gazi'nin belediye başkanı olacağım diyor. Sevgili arkadaşlar, bugüne kadar hangi partiye oy vermişseniz verin. Ama bir şey, bir sevgili başkanım söylediği bir borç istiyorum dedi. Gerçekten çağdaş, gerçekten sosyal demokrat anlayışa sahip, gerçekten kentsel kültürün yapılaştığı bir anlayışın egemen olması için sizden bir oy istedim. Şu gecekondu tablosunun ortadan kaldırılması için sizden oy istedim. Şimdi bunu yaratmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Sevgili başkanım yürekli, sevgili başkanım azimli, sevgili başkanım inanç dolu. Gerçekten size hizmet etmek istiyorum. Sultan Gazi'de gerçekten Sultan Gazi'nin mahkus tahlilini değiştirmek için talep açıyor. Ve sizden oy istiyor. Lütfen ne olursunuz bunu herhangi bir noktaya çekmeden gerçekten eğer üretim istiyorsak, gerçekten bu gece kondularımızın yerinden dönüşümünü istiyorsak ve oradaki vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyorsak, ki malumunuz sevgili başkanım burada çok büyük önderlik yaptı. Tanıdığım için biliyorum. Bu gecekondu meselesiyle yaklaşık 4000 civarında gecekondumuz, 1300 civarında da yolla
ortadan kaldırılacak olan gece yıldırımın mücadelesini yıllardan bu yana veriyor. Sevgili arkadaşlar, bu yolu iddia ediyorum. Bu yolu alta aldığınız vakit çok daha az masraf yapacaksınız. Ama bu yolun alta alınmaması, bu yolun ki şu an aldığımız duyumlar durduruldu, şu oldu, bu oldu falan, seçimden sonra tekrar göreceğiz bunu. Bu yolun yapılmasının tek sebebi bir bank çekmek ve arkadaki 4000 tane gece konduyu da farklı şeylere çekmek. Rant sağlamak. TOKİ kanalıyla başka birilerine peşkeş çekmek. Bunun başka hiçbir anlamı yok. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Ve lütfen biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sevgili belediye başkanım avukat Ali Açar olarak size talepte bulunuyoruz. Lütfen geliniz, siz de taşın altına elinizi sokunuz ve gerçekten o gece kondularımızı rehabilite etme noktasında bütün o arazinin sahiplerine verme noktasında bize izin veririz. Hepinize teşekkür ediyorum. Şu seneden beri çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz gece kondularla ilgili. Pratik cevap anlamında diyecek olursak, şu anda mevcut olan belediye başkan aday arkadaşımızın bizim kendi kanaatimizce, yani heyet oluşturduk, heyetin aldığı kararı söylüyoruz. Belediye başkanımız, şu anki mevcut belediye başkanımız kendi öz iradesini kullanamamakla ilgili yakındı bize. Yani nedir bu? En son bize İSKİ'yi işaret etti. İSKİ'den sonra bize Anakent'i işaret etti. Çelişkili ifadeler kullandı. Bizim sıkıştırmamız gerekiyor. 3 tane mahalle muhtar arkadaşımızla beraber heyet oluşturduk gittiğimizde en son bize söylediği şey, ya dedi, açık söylüyoruz dedi, beni de aşıyor. Yani şu gece kondu meselesi beni de aşıyor. Dedik ki başkan, seni aşıyorsa niye hala buradasın? Niye bize hizmet verme anlamında sözler, vaatler veriyorsun? İSKİ'ye gittim dedi, İSKİ'nin bize yaptığını söylüyorum. Yani bu sistem nedir? Arkadaşlar biraz daha anlatacağım, belki çoğu arkadaş uygulanacak. İSKİ'ye gittiğimizde direkt 15 yaşın önüne attığı, yaptığı şeyi söylüyoruz. İSKİ genel müdürü önümüze kitapçının genelgesini attı. Hiç bize konuşma muhatap olma yeri bile duymadı. Bunu Nevzat Bey de biliyor, Ali Ökber Palavik de biliyor, Yılmaz Gökçe'den arkadaşımız da biliyor. Dedik yani sen, biz 20 kişi geldik buraya, bize bir cevap ver, bir şey söyle. Ben dedi cevabı kitapçıdan size söylüyorum. Genelgesi önümüze koydu. Mevcut olan belediye başkanımız, şu anki belediye başkanımızın su havzası ölçümleri nedir başkan diye sorduğumda, su havzasının ölçümlerini bilmedi arkadaşımız. Telefona sarıldı, İSKİ'yi aramak istedi. Saat 6.30. Dedim ki başkan zahmet etme, saat 6.30. İSKİ kapalı, sana cevap vermez, ben sana anlatayım. Hangi kriterlerden oluşuyor bu 4 oluşum? Belediye başkanımız olan arkadaşımız, su havzası sadece buradaki halkı kandırma, yerinden etmekle ilgili bir engel. Peşine Erzimis'in cezasının gelmesi bir engel. Erzimis'in cezasıyla ilgili emekli olup da maaşına el koyulmayan bana bir tane arkadaş gösteremezsiniz bu bölgede. Ben biraz fazla irdeledim. Biraz fazla üstüne gittim. Biraz fazla da bir çalışma içerisine girdik. Benim şahsıma yönelik silahlı saldırıya uğradım. Açıkla net söylüyorum. Korkum yok. Benim canım feda olsun mahalleme. Sıkıntı yok onların gibi. İş yerim iki sefer soyuldu. Ki bütün arkadaşlar da burada bilir. Ya Gazi Mahallesi genelde senin de dükkanı soyuluyorsa bu iş bitmiştir. Evet. Yıllardan beri herkes beni tanıyor, biliyor. Benim dükkanım da soyuldu. Yetme üstüne bana ateş edildi. Ben burada bilinçli bir şekilde bize baskı oluşturanı bildiğim için, ben siyasi anlamda herkes beni bilir, duruşumu da bilir. Ama bu dönem diyorum ki ben söz verdim, değer verdim, arkadaşlarım da var. Sonuna kadar Ali Acan'la birlikte gideceğim. Buna söz veriyorum size. Kendi meselemden dolayı ben kurtuluşu Ali Başkan'la görüyorum. Bunun çalışmalarını yaptığını da biliyorum. Belki birebir yan yana gelmemişiz ama dolaylı yoldan da olsa ben biliyorum. Yanına giden birebir muhatap olan arkadaşların samimine de güveniyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sadece şunu söyleyeyim. Ben şahsım bireyi olarak aslında değerli kardeşim çok güzel söyledi. İstifa etmiş dedi. En azından şunu yapması gerekiyordu. Beni aşan konunun boyutunun aydınlatma yükümlülüğü vardı. Gidin şu sorunu şu şekilde halledin demesi lazım.
Eğer gerçekten buradaki irade samimi ise, buradaki irade de ne derler, ranta ortak bir yönetişim sergilemiyorsa, danışıklı dövüş yoksa, halkçı bir, halkın yanında olan bir belediye ise, en azından kardeşlerini alır toplar, sizin yapmanız gereken denklem şu, ben şu noktadayım ama ben şu noktayı aşamıyorum, bu şekilde aşın demesi gerekiyordu. Eğer size bunu açmıyorsa, beni aşıyor diyorsa samimi değildir. O da bu rantın ortağıdır diyorum. Yani başka bunu diyecek bir kelime bulamıyorum. Ama ben başta söyledim. Halkın sorunlarına karşı ben halkla yan yanayım. Yeter ki bize bu 30 Mart'taki bir irade, bir yetki verin. Ben sizinle yan yana, kol kola, omuz omuz olacağım. Bunu sözünü veriyorum. Müsaade isteyelim. Bir adım yetiyor.